İyi günler çocuklarım. Üçüncü sınıflar matematik dersindeyiz. Artık son ünitedeyiz. Son ünitedeki en son konudan bir önceki konumuz alan ölçme. Alan ölçmeyi işleyeceğiz. Evet devam ediyoruz. Şimdi öncelikle düz yüzeyler eş birimlere boşluk kalmayacak şekilde kaplanmasına alan denir. Öncelikle bunu defterimize tabii ki yazıyoruz. Alanı ölçmek için kağıt, kitap, silgi, parke, taşları, fayans gibi malzemeler kullanılabilir. Alan ölçmek için kullandığımız malzemeye birim denir. Evet. Aynı birimi tekrar kullanarak alanı ölçmüş oluruz. Aynı birimle ölçülmesi gerekir. Bunu da unutmuyoruz. Sıranın üstüne diyor A4 kağıtlarını koyarsak diyor. Benim sıramı kaç tane ile kaplar diyor. Burada bunu soruyor size. Bunun üzerinde duruyor. Tabii ki en az iki tane, iki tane A4 kağıdı bu çocuğun sırasına göre düşünürsek bu şekilde kağıtlarla kaplıyorum diyor. Kağıtlarla kendi sıranızı başka yerleri kaplayabilirsiniz ve böylelikle oranın alanının kaç tane A4 kağıdı olduğunu bulabilirsiniz. Hemen biz çok uzatmayalım etkinlik kısmını. Yağız bö börek hazırlayan annesine yardım ediyor. Hazırlanan börekleri aralarında hiç boşluk kalmayacak şekilde tepsiye sıralıyor. Tepsinin kaç börek ile kaplanacağını sayarak bulalım diyor. Evet burada ne yapılmış? Her bir börek bakın böyle bir kare şeklinde börekler oluşturulmuş ve buna göre tamamen kaplamış ve 18 tane e, böreğin kapladığını böylelikle görüyoruz. Buradan 18 tane olduğunu görmüş oluyoruz. Hemen çevirelim sayfamızı devam edelim. Evet. 2 diyor. Salonun zemini yandaki park ile döşemek istiyoruz. Kaç tane park gerektiğini sayarak bulalım diyor. Bakın bunun dikdörtgen şeklindekinden almış. Buraya tek tek aynı büyüklükteki dikdörtgenlerden yerleştirmiş ve 24 tane dikdörtgen olduğunu böylelikle bulmuş. Etkinlik diyor. Farklı alanları kaplayalım diyor. Mesela burada da yine A4 kağıdıyla yapılan bir çalışma var. Etkinlik sepeti var. Bunlar da ne yapabilirsiniz? Yapabilirsiniz. Buralar üzerinde ben çok durmayacağım. Direkt artık konu üzerinde duracağım. Onun için hemen buradayız. Üçüncüdeyiz. Üç. Aşağıdaki iki farklı şekil vardır. Şekillerin aynı birim kareden kaç tane kullanılarak kapladığını sayarak inceleyelim diyor. Hangi şeklin daha büyük olduğunu bulalım diyor. Şimdi burada bir tane şekil var. Bu şekil birim şekil olarak bunu almışlar. Bir tanesi küçük bir tanesi büyük. Küçük olandan kaplayınca 25 tane yeri kaplamış. 25 tane o birim kareden gerekiyormuş. Ama biraz daha büyük olanla kullanınca da ondan da 20 birim kare gerekiyormuş. 25 birim 20 birimden daha büyük bir alanı gösterir. Dolayısıyla birinci şekil daha büyüktür diyor. Tabii ki görüldüğü gibi zaten burası büyük burası küçük. Aynı birim kareden burada 25 tane kaplarken burada 20 tane kaplıyor. 25 tane yani 5 tane fazla birim kareye ihtiyaç duyulmuş. Bak bu kadarlık kısmı nedir? Fazladır bu kadarlık kısmı fazla. Evet devam ediyoruz. Aşağıdaki verilen şekillerin kaç birim ile kaplandığını tahmin edelim. Tahminleri sayarak tahminimizi kontrol edelim diyor. Ben şuraya hemen tahminim 20 diyorum. Buraya da 15 diyorum. Buraya da 25 diyelim. Buna göre şimdi sayarak bulacağım hemen. Sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Burası 16 birim kareymiş. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Burası da 12ymiş. Tahminim 15'ti. Evet, burası da 25 dedik. 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Burası da 16 çıktı. 16 birim kare ile kaplanırmış. Bu da bir tahmini oldu. Tekrar sünger baskısı yapalım diyor. <laughs> Süngerle her yeri kaplayacak. Yine aynı şekilde kaplayarak gösterecek size bu etkinlik. Orayı da geçiyoruz. Hemen çalışalım kısmına geldik. Aşağıdaki şekillerin alanlarını üçgen, kare ve dikdörtgenleri sayarak bulunuz diyor. Hemen sayıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 tane üçgen. Buraya kare şeklinde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. 16 birim kare. Üçgen de 16 üçgen, birim üçgen diye de bilirdik buraya da. Birim kare diyoruz. Burası dikdörtgen. 1, 2, 3, 4, 8, 12. 12 birim dik dört genden oluşur diye yazıyorum. Aşağıda verilen harflerin alanlarını kareleri sayarak bulunuz ve altlarına yazınız diyor. Her harfi ayrı ayrı sayıp yazacağız. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 birim kare. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Burası da 14. 1, 2, 3, 4, 5 diye sayarak buluyoruz. Bu kadar alan kaplıyor diyoruz. Aşağıdaki durunun odasının krokisi verilmiştir. Krokide eşyalar için ayrılan alanların kaç birim kare olduğunu bulunuz diyor. Şimdi yatak için kaç tane? 1, 2, 3, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. 21 kare diyelim. Şimdi dolap için bakıyorum. Dolap için 2, 4, 6, 8. 8 kare. Aslında birim kare denilebilir. Halı için 2, 4, 6, 8, 10. 10 birim kare diyelim. Bunlar için de aynı şey söylenebilir. Masa için de 2, 4, 6. 6 birim kare diyebiliriz. 4'te geldi. Şimdi dördüncü soruya. 4. soruda da okuyalım. Aşağıdaki şekilleri renkli kağıt birimleriyle kaplanacaktır. Bu işlem için kaç birim gerektiğini bulunuz ve boyayarak alanı kaplayınız. Siz bunları böyle yeşile boyayabilirsiniz zaten 2 4 6 tane burada sarıya boyayacaksınız 2 4 6 8 10 12 12 tane de buraya gerekiyor Evet derse devam edelim evet, devam ediyor 5. soruyla yandaki satranç tahtasının alanının kaç birim kareden oluştuğunu sayarak bulunuz diyor Şimdi çocuklar böyle çok uzun uzun saymamak için birinci bu sırayı sayıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 8 çarpı 1 2 3 4 5 6 7 8 8 de burası 8 x 8 64 64 birim diyorum hemen kısacık saymış sayılıyorum. Aşağıdaki şekillerin alanların eşit olanları aynı renge boyayınız diyor. Bu ne burada sayacağız? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Burada 8 tane. 2, 1, 2, şuna 8 diye yazalım. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11. Bu da 11 tane. 2, 4, 6, 8. Bu da 8 tane. Bu da 1 2 3 4 5. Bu da 5 tane. Onun için sadece ne yapacağım? Bunun ikisini boyayacağım. Onu da siz boyayacaksınız. Aşağıdaki şekillerin ay alanı en büyük olanını boyayınız. Burada da sayıyorsunuz. En büyük olan hangisidir diyorsunuz. Bence tahminim ya bu ya budur. 2 4 6 8 10 2 4 6 8 10 12 burasıymış. Bunu ne yapacaksınız? Boyayacaksınız. Aşağıdaki şekillerden alanı en küçük olanını diyor. En küçük olanını şunu gördüm. 1, 2, 3, 4, 5. Bir ihtimal bu. Ama saymaya da gerek yok. Zaten ondan daha küçüğü yok. Aşağıdaki şekillerden alanı farklı olanını olanı boyayınız. Demek ki eşitlik var. 2, 4, 6, 8. 3, 6, 7. Bu 8, Bu 7. 2, 4, 6, 7. Bu da 7. 2, 4, 6, 7. Bu da 7. Demek ki bunu, bunu ve bunu boyayabilirsiniz. Aşağıdaki verilen şekilden kaç birim ile kaplandığını tahmin ediniz. Birimleri sayarak tahminlerinizi kontrol ediniz. Ben buraya tahmine 10 diyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 da gerçek. Bu tahmin o da gerçek. Diğerlerini size bırakıyorum. Zaten çok zor değil. Onun için onu siz kendiniz yapın. Geri dönüşüm kutusuyla ilgili bir bilgi verilmiş. Biliyorsunuz artık geri dönüşüm kutusunu atıyoruz her şeyimizi, eşyalarımızı, kağıtları kağıda, plastikleri pile, plastikleri plastiğe, piller de piller atılacak. Buna dikkat ediyoruz. Buraya da bir slogan atın. Buraya da şöyle ben bir slogan yazıyorum. Çöpler çöpe möpler Möpe diye bir slogan atıyorum. Bunlar böf oluyor biliyorsunuz. Evet böyle bir sloganla bitiyoruz. dersimizi. İyi günler diliyorum. Abone olmayı, bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Videolarımız devam ediyor.